Piyasa ekranına hoş geldiniz. Bugün 20 Haziran Pazartesi, yeni bir haftaya başladık. Piyasalarda sakin bir başlangıç gözüküyor. Ama ayrıntılarda neler var birazdan bakacağız. Önce günün verileriyle başlayalım piyasa ekranına. İhraç mallarındaki fiyat değişimlerini gösteren yurt dışı üretici fiyat endeksi Mayıs ayında da artış gösterdi. Endeks yeniden %100'ün üzerine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yurt dışı üretici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %6,51, yıllık bazda ise %100,54 oranında artış kaydetti. Böylece yurt dışı üretici enflasyonu tekrardan %100'ün üzerine çıkmış oldu. Sektörlere göre incelendiğinde ise yıllık en yüksek artış %279 ile petrol ürünlerinde gerçekleşti. Onu %135 ile ana metaller ve %114 ile metal cevherleri izledi. Günün bir diğer verisi tarımsal girdi maliyetlerindeki artış sürdüğü gözüküyor rakamlara göre. Nisan ayı ile birlikte çiftçinin tarladaki yıllık maliyeti %117 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı. Verilere göre endeks bir önceki aya göre %7,45 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise artış %117,31 oldu. Böylece tarımsal maliyetlerin yeniden rekor seviyeye çıktığını görüyoruz. Alt gruplar özelinde bakıldığında en yüksek yıllık maliyet artışı %241 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda izleniyor. Onu %189'luk artışla enerji ve yağlar alt grubu takip ediyor. Pandemi önlemlerinde geçen iki senenin ardından bu yıl Türkiye'ye yoğun bir turist ilgisi var. Geçen ay 4 milyona yakın yabancı ziyaretçi geldi Türkiye'ye. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mayıs ayı yabancı ziyaretçi istatistiklerini yayımladı. Geçen sene Mayıs'ta 936 bin olan ziyaretçi sayısı bu yıl 3 milyon 824 bin kişiye yükseldi. En yüksek turist 1 milyon 402 binle İstanbul'a gelirken onu 1 milyon 142 binle Antalya takip etti. Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 494 binle Almanya ilk sırada yer alırken ikinci sırada 395 binle İngiltere geldi. Savaş sonrası Rusya'dan ne kadar turist geleceği merak ediliyordu. Ruslar turist sıralamasında 362 binle üçüncü sırada yer aldı. Küresel ticaret, e-ticaret firması eBay gitti gidiyoru kapatarak Türkiye'deki faaliyetine son veriyor. 2016'da gitti gidiyorun hisselerinin tamamını alan Amerikan merkezli küresel e-ticaret firması eBay, gitti gidiyorun Türkiye'deki faaliyetlerine son vereceğini açıkladı. eBay açıklamasında bu kararın piyasada devam eden rekabetçi dinamikler temelinde alındığı vurgulandı. Satıcılar gitti gidiyor platformuna bugün itibariyle yeni ilan giremeyecek. 18 Temmuz'dan itibaren ise alıcılar yeni satın alma yapamayacak. Ancak alıcı ve satıcılar gitti gidiyordaki hesabım sayfalarına 5 Eylül 2022'ye kadar erişim sağlayabilecek. Akaryakıt ve otomobil fiyatlarındaki artış sürücü kurslarını zor durumda bıraktı. Türkiye genelinde yaklaşık 4000 kurs kapanma riskiyle karşı karşıya. Sektör geçen yılın Aralık ayında belirlenen fiyatın maliyetin altında kaldığını söyleyerek fiyat güncellemesi istiyor. Sürücü kursları kapanma noktasına geldi. Sürücü kursları her yıl Kasım ayında maliyet analizi yapıyor. Bu analize göre Aralık ayında taban fiyat belirleniyor ve ücret ilan ediliyor. Fiyatlar bir yıl boyunca belirlenen seviyede kalıyor. Sürücü kursları kazançlarının maliyetleri bile karşılamadığını belirterek acil olarak yeni fiyat belirlenmesini istiyor. Bugün asgari ücret 2800 liranın biraz üzerindeydi. Yakıtlar da yaklaşık olarak 8 lirayla 10 lira civarındaydı litresi yakıtların. Araçların fiyatları da 100, 110 bin, 120 bin civarlarındaydı. Türkiye'de 4 bin, İstanbul'da 700 civarı sürücü kursu var. Ehliyet kurs taban fiyatı şu an 2900 lira. Satış fiyatı ise 3300 lira civarındaydı. Sektör yetkilileri maliyetlerinin 6 ayda %300 artarak 3600 liraya çıktığını söylüyor. Zarar ediyoruz diyor. Bizim burada iki tane talebimiz var. Sürücü kurslarının, bu taban fiyatı belirleme komisyonunun tekrar Temmuz ayında toplanarak bugünkü maliyetlerle yeniden bir asgari ücreti belirlemesi ve sistem, bizim MEDBİS dediğimiz özel öğretim kurumlarının elektronik sistemi olan bu sistemin içerisine de ücret ilanlarımızı girebilmemiz için sistemin açılmasını istiyoruz. Sürücü kurslarının sürdürülebilirliği için bu şart. Sürücü kurslarının talebi taban fiyatın en az 4000 liraya yükseltilmesi.
Ayrıca kursların satın aldığı araçlar için ÖTV muafiyeti getirilmesi de beklentiler arasında. Ve gelelim piyasalar tarafına. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası yayımladığı para politikası raporunda yükselen enflasyona vurgu yaptı. Ayrıca raporda fiyat istikrarını sağlama taahhütlerine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. ABD Merkez Bankası para politikası raporunun Haziran sayısını yayımladı. Fed yayımladığı raporda enflasyonun birçok ekonomide yükselmeye devam ettiğine dikkat çekerek yüksek seyreden enflasyonun önemli zorluklar getirdiğini vurguladı. Ayrıca raporda komitenin güçlü bir iş gücü piyasasının sürdürülmesi için gerekli olan fiyat istikrarını yeniden sağlama taahhüdü koşulsuzdur ifadelerine yer verildi. Evet, Fed koşulsuz şekilde enflasyonla mücadele edeceğini söylüyor. Tüm dünyada para politikaları daha sıkı bir para politikasına geçiyor. Faizler artırılıyor. Ve bütün bunlar acaba sıkı para politikası bir resesyon, yani ekonomik durgunluk getirir mi endişesi doğuruyor. Bu da tabii piyasalara yansıyor. Küresel piyasalar geçen hafta 2020'den bu yana en kötü haftasını geçirdi. Nedeni ise elbette az önce ifade ettiğimiz gibi Fed'in 28 yıl sonra 75 baz puanlık bir faiz artışına gitmesi ve diğer merkez bankalarının da onu izlemesiydi. Yeni hafta ise, yani bugün, Asya borsaları sert düşüşlerle başladı ama Avrupa tarafı biraz daha toparlanma çabasında. İçeride dolar 17.30'un üzerinde, 17.32'ler civarında seyrediyor. Euro'da işlemler 18 lira 26 kuruş civarında devam ediyor. Borsada ise yatay diyebileceğimiz bir hareket var. 2536 puanda şu an endeks. Ons altın 1840 doların biraz üzerinde, 1842'lerde. Bakalım grama nasıl yansıyor? Gram altın 1026 liradan el değiştiriyor. Çeyrek altın 1683, yarım altın 3313, tam altın ise 6711 liradan işlem görüyor bu dakikalar itibariyle. Ve bugün ABD piyasalarının kapalı olduğunu da bir not olarak düşelim. Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artırması pek çok piyasayı olumsuz etkiledi. Bunu aktarıyoruz sizlere. Ancak bir piyasa var ki gerçekten çok sert satışlar var. Kripto paralar. Çok sert bir düşüş gördük. Bitcoin hafta sonu 20 bin doların altına geriledi. 1,5 yılın en düşük seviyesine indi. 17 bin dolara kadar düştü hatta. Kasım'daki 69 bin dolarlık zirveyi düşünürsek %70'lik bir düşüş var zirveye göre. Bu ay başından bu yana %50 geriledi demek oluyor bu rakamlara göre. Bir 20 bin denemesi yeniden var, bir toparlanabilir mi acaba beklentileri var ama neler olacak ilerleyen günlerde bir bilene soralım. Wolfdex Kripto Para ve Blockchain Araştırma Direktörü Helin Çelik konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Benel Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi kripto paralarda düşüşün sebebini açıklamaya çalışıyoruz. Fed diyoruz, sıkı para politikasına geçiş diyoruz ama o kadar sert bir düşüş var ki bir anda yatırımcılar da acaba bir yerden toparlar mı yoksa daha fazla mı düşüş devam eder, ikilemi içerisindeler. Ne dersiniz? Yani bir panik havası mı var piyasada yoksa bir yerlerden duracak satışlar ve toparlayacak havası mı var? Evet, açıkçası Fed'in faiz artırımı süreciyle başlayan bir döngüydü bu ve yüksek enflasyon verilerinin tetiklediği bir durumdu. Çok yüklü miktarda çıkışlar yaşandı. Kripto para piyasası 3 trilyon dolardan 800 milyar dolara kadar geri çekildi ve piyasanın kendi iç dinamiğine baktığımız zaman özellikle stable coinlerdeki sıkıntıların panik satışlarına da neden olduğu gözlemlendi. Hem ardı sıra kripto para piyasasının iç dinamiğindeki meseleler hem de küresel anlamda yüksek enflasyonun getirdikleri ve bu getirilerle mücadele etme yöntemi sıkı para politikasını da tetiklemiş oldu. Özellikle Fed'in yeni para politikası raporu yayınlandı Haziran ayına ilişkin ve %2'lik enflasyon hedefinin çok üzerinde olduğu anlaşılıyor buradan. Bu noktada enflasyonu ve fiyat maliyetlerini normal düzeye çekmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Faiz artırımı da bunlardan bir tanesi. Yine agresif bir para politikasıyla
piyasaya yaklaşırsa riskli varlıklardan kaçış devam edebilir. Diğer taraftan kripto para piyasasının kendi iç dinamiğinde son zamanlarda Celsius, bir kripto para borçlandırma platformunun yaşadığı problem söz konusuydu. Çekme işlemleri kapatıldı, yüklü miktarda Ethereum ve Bitcoin satışları yapıldı. Dönüp baktığımız zaman Terra Vakfı ile alakalı yine benzer sıkıntılı durumların yaşanması, Celsius'un da bu sıkıntılı sürecin ardından benzer aksiyonlara çanak tutması panik satışlarına neden oldu. Hem piyasadan çekilen bir para söz konusu, küresel anlamda yapılan bir mücadele var enflasyona dair ki ABD'de 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda enflasyon ve öbür taraftan yine stable coinlerin başlattığı ve piyasa dinamiklerini aşağı çeken bir durum söz konusuydu. Doğal olarak kripto para birimleri aşırı satışa maruz kaldı. Ufak tefek toparlanmalar meydana geliyor. Evet, Bitcoin dolar paritesi 17.700'leri test ederek buradan tekrar 20.000'lerin üzerine zorlamaya başladı. Ancak bunlar tepki alımları olarak kalabilir. Eğer 20.000'in üzerinde kalıcı bir fiyatlama görmezsek yine geri çekilme sürecine girmiş olacağız. Ethereum dolar paritesinde de yine 800'ü seviyelere kadar sarkma durumu söz konusuydu. 1000 doların üzerinde fiyatlanıyor şu an ama hem Bitcoin'in 20.000'in üzerindeki fiyatlaması ne kadar anlamlıysa Ethereum'un da 1000 seviyesinin üzerindeki fiyatlaması anlamlı olacaktır. Süreç içerisinde ufak tefek rahatlamalar yaşanacaktır. Kripto para piyasası yatırımcısı biraz daha nefes alacaktır. Ancak genel anlamda bakacak olursak yine düşüş sürecinin bitmediğini, daha doğrusu düşüş trendindeki fiyatlamaların hakimiyetini koruduğunu söylememiz mümkündür. Elin Hanım, yani bu yükselişler yaşanırken tabii yükselen piyasalarda herkes fiyatların daha da artacağı beklentisiyle devam ediyor harekete. Yani 60 bin dolarların üzerini gördü Bitcoin ve burada yalnızca bol para dönemi etkisi mi vardı? Yani o motivasyonun kaynağı neydi? Daha fazla yükselecek deniyordu o zaman. 100 bin dolarlardan bahsediliyordu, daha üstü rakamlardan bahsediliyordu. O motivasyonun, o yükselecek inancının nedeni neydi? Yani para bolluğu dışında bir neden var mıydı ve şu an o neden mi ortadan kalktı? Parasal genişlemelerin çok büyük payı vardı. Özellikle pandemi zamanında dağıtılan çeklerin çok büyük bir kısmının kripto para piyasasında değerlendirildiğini biliyoruz biz. Ancak diğer taraftan kurumsallar da piyasa içerisine giriş yapmıştı. Ardından ülkelerin de rezerv para birimi olarak Bitcoin'i tercih edecek olması piyasadaki likidite miktarını yükseltti açıkçası. Yüklü kurumsal alımlar bireysel alışları da tetikledi. Burada hem kurumsal hem de bireysellerin yatırımları tabana yayılan bir sürecin başlamasına sebep olmuştu ve yatırım yapma oranında da ciddi bir artış söz konusuydu. Bu sürecin ardından Fed'in faiz artırımı ile birlikte, daha doğrusu bu döngüye girilecek olması, enflasyon korkusu, resesyon korkusu, stagflasyon gibi sürecin tetiklediği başka bir düşüş dalgası ve kripto para piyasasının iç dinamiğindeki sıkıntılar bütün bu süreci geride bırakmamıza sebebiyet verdi. Kurumsal alımlara gelecek olursak, yeni kurumsal alımlar bu aralar çok fazla yapılmıyor ve piyasayı belli bir noktaya taşıyabilmek için yeterli güç yok şu an itibariyle. Cüzdanlardaki çıkışlar ve son zamanların en yüksek zararda kapatılan pozisyonların zararın realize edilmesi 4.23 milyar dolara da ulaştı. Şimdi hem zararda pozisyonlar kapatılıyor, hem kripto para borçlandırma platformlarından yapılan işlemler biraz daha piyasayı aşağıya çekiyor. Bütün bunlar birleşince böyle bir kar topu etkisi halinde piyasanın düşmesine neden oldu. Kurumsallar yeni alımlar yapmaya başlayabilir. O zaman en azından biraz daha korku kanadındaki fiyatlamanın yerini bir ılımlı tarafa doğru yerini bırakmasını bekleyebiliriz. Bu noktada El Salvador'un başkanı Nayib Bukele'nin yaptığı açıklamalar çok kritikti. Belki de en düşük zararı yazdı ki bu haliyle 40 milyon dolar civarında bir zarar söz konusuydu. MicroStrategy'nin toplamda aldığı BTC'lerin ki 129 bin adetten daha fazla BTC var elinde MicroStrategy'nin ve aynı zamanda Nasdaq'ta listeleniyor. 1 milyar dolara kadar ulaşmıştı buradaki zararı. Yeni alım yapıp yapmayacağı henüz gündemde yok. Ancak El Salvador düştükçe alım yapıyor ve ayı piyasasından en azından
mega boğaya giderken toparlanma sürecini kaçırmak istemediği için elindeki rezervi arttırmaya çalışıyor. Tabii ki pozitif getirilerin yanında negatif getiriler de oldu. Piyasa şu an düşüş halinde, ancak blockchain teknolojisinin temel dinamiklerine baktığımız zaman hala popülaritesinin koruduğunu biz gözlemliyoruz. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği meseleler, yaptırımlar ve ambargolar biraz daha piyasayı başka bir yere taşıyor diyebiliriz. Çok çok teşekkürler. Wolfdex Kripto Para ve Blockchain Araştırma Direktörü Helin Çelik'le kripto para piyasalarındaki düşüşü konuştuk. Şimdi AK Parti Grup Başkan Vekili